Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFÖ Yaz Okulu uygulamasından bahsedeceğim arkadaşlar. Yaz okuluna kayıt için AFÖ'de kayıtlı aktif ya da pasif öğrenciler, yani AFÖ'de herhangi bir öğrencilik kaydınız varsa, şey değilse, bu öğrenciliğiniz aktif bile değilse, yani kaydı yeniletmemiş olsanız bile yaz okuluna kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bunun için kayıt otomasyondaki yaz okulu kısmından giriş yapıp ders seçip harç miktarını yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaz okuluna dönem farkı olmaksızın, yani çakışma durumu falan yok yaz okulunda, tek oturumda yapıldığı için sınavlar, en fazla 5 ders proje ödevi de dahil, proje ödevi olan bölümler var biliyorsunuz. Bunlar da dahil olmak üzere 5 derse kadar seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kredi hesabı yok, ders hesabı var. En fazla 5 derse kadar yaz okulunda ders seçebiliyorsunuz. Yaz okulunda yapılacak sınavlarda ders kitaplarının tüm ünitelerinden sorumlu olacaksınız arkadaşlar. Aynı dönem sonu final şeyleri gibi, sınavları gibi. 3 ders sınavları gibi yani. Şey olacak yani. Tüm ünitelerinden size verilen ders kitaplarının, yani e-kampüste yayınlanan ders kitaplarının bütün ünitelerine çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaz okulunda seçtiğiniz derslerden tek oturum sınav yapılıyor arkadaşlar. Yani tek oturumda seçtiğiniz 5 dersten de sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Dağıtılmıyor oturumlara. Yaz okulunda tek sınav yapılıyor. Aldığınız puanın derse etkisi dolayısıyla %100. Yani tek sınav, 3 ders sınavı gibi değil de, ya da final sınavı gibi değil de, ara sınavda burada hesaplanmıyor, ara sınav olmadığı için. Normal tek puan veriliyor arkadaşlar. Bunun da %100 etkisi oluyor derse. Buna göre bir çan eğrisi çıkartılıyor. Harf notları yansıtılıyor sisteme. Yaz okulunda onur belgesi ya da yüksek onur belgesi verilmiyor, ayrı bir dönem olmadığı için. Yaz okulu ayrı bir dönem olarak değerlendirilmiyor arkadaşlar, bahsettiğim gibi. Yaz okulunda geçilen dersler ait olduğu döneme dahil edilip ortalamaya yansıtılıyor arkadaşlar. Yani bunun dönem ortalaması şeyde yapılıyor, ait olduğu dönemde yapılıyor şeyin, dersin hesaplaması. Yani ayrı bir dönem olarak düşünmeyelim şey, yaz okulunu. Yaz okulu okuduğunuz programın asgari süresini kısaltmıyor arkadaşlar. Şunu hesaplayabilirsiniz. Ben üstten ders alırım, yaz okulundan da ders alırım. 4 yıllık bir programı normalde üstten ders alarak 3 yılda bitirebiliyoruz. Ama yaz okulundan da alarak 2 yılda bitirme gibi bir şansınız, 2,5 yılda gibi bitirme gibi bir şansınız yok. Bu sadece ders yükünü azaltmak için ya da alttan üstten dersleri alabilmek için arkadaşlar. Toplam ders sayısını azaltır yani şey için, programın asgari süresini kısaltmaz. 4 yıllık bölümler 3 yılda bitiyor. Üstten ders alarak 3 yılda bitirebilirsiniz. Fakat bu ders yoğunluğunu azaltmak için şey yapabilirsiniz. Yaz okulunda da ders seçebilirsiniz arkadaşlar. Yaz okulunun uygulanmasıyla birlikte 2019-2020 öğretim döneminden itibaren, yani bu yıldan itibaren 3 ders sınava uygulaması yapılmayacak arkadaşlar. Kaldırıldı. 3 ders uygulaması geçen yıl yaz okuluyla birlikte vardı. Geçen yıl zaten yürürlüğe girdi yaz okulu. İkisi beraber yapıldı, fakat öğrenci herhangi birini seçmesi gerekiyordu. Geçen yıl son defa yapıldı, bu yıl kaldırıldı arkadaşlar. Sadece yaz okulu uygulaması var. Bundan sonra da böyle olacak arkadaşlar. 3 ders sınav uygulaması yapılmayacak. Evet, benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.